Arkadaşlar merhabalar bu videomda şöhretler karması onlu TYT matematik denemelerinden deneme 3'ün geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri de Mert hocadaydı. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 31. soruyla geometri çözümlerine başlıyoruz. Şekilde 1'den 7'ye kadar numaralandırılmış ve farklı renklere, renklerle boyanmış x kenar üçgenler yer almaktadır. Evet x kenar üçgenler verilmiş ve bununla ilgili bilgiler verilmiş. Ne verilmiş? 1, 3, 5, 7 numaralı üçgenlerin tabanları. Taban, 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 e o zaman bunlar tabansa şu kenarlar eşit, e bu kenarlar eşit, e bu kenarlar eşit, bu kenarlar eşit. Evet 2, 4, 6 x kenar üçgen oldu otomatikman. Üçgenlerin tepe açıları numaraları arttıkça tepe açıları 5'er derece artmaktaymış dursun. 1 ve 7 numaralı üçgenlerin eş olan birer kenarı uzatıldığında oluşan açının ölçüsünden bahsedilmiş. Eş olan kenarlarını şunları uzatacağız diyor. Uzattın uzattın aradaki açıyı da 40 derece olarak söylemiş. 4 numaralı üçgenin tepe açısı nedir diye soruluyor bize. Evet ne yapacağız burada? Şekli önce bir büyüteyim. Hocam bu x kenarın tepe açısından başlayayım. Yani buraya ben bir x dersem. O zaman 180 eksi x bölü 2 olacak taban açıları. E, 2x demek daha sağlıklı. O yüzden 2x diyeyim. Yani hemen şuraya bir 2x yazınca. Taban açıları 180 eksi 2x bölü 2'den 90 eksi x'e 90 eksi x oldu mu? Oldu. E sonra şimdi burada Tepe açıları ile ilgili bilgi verilmişti. Ne verilmişti? 5'er derece artıyordu. Hocam 2 xken burası 2x artı 5 10, 15, 20, 25, 30. Burası 2x artı 30 yapacak. E, o zaman bu açı 2x artı 30 ise 180'den bunu çıkarsan 150 2x 2'ye bölsen 75 eksi x 75 eksi x yapacak buraları. E şimdi büyük üçgenin açıları 90 x 75 eksi x ve 40'ın toplamı 180 yapmalı. Yazıyorum 90 eksi x artı 75 eksi x artı 40 eşittir 180 yapmalı. O zaman eksi 2x öbür tarafa attım artı 2x yaptı. Buradan da 2x ne çıkıyor? 25 mi çıkıyor? Dur bakalım. Evet sanırım 90, 25. 15 mi çıkıyor yoksa? 90, 75 ve 40'ın toplamı kaç yapıyor? 205 yapıyor. Evet 25 çıktı. 2x 25, x de 25 bölü 2 yaptı. Ama bizden ne isteniyor? Şöyle soruya bir daha okuyorum. 4 numaralı üçgenin tepe açısı. Hocam buradaki açılar 2x'i biz ne bulduk? 25 bulduk değil mi? Evet bu açı 25. yer derece artıyordu. 25 daha sonra 30, 35 sonra da 40. 4 numaralı üçgenin tepe açısı kaç derece yaptı o zaman? 40 derece yaptı. Yani kaçıncı soru bu? 31. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. 32'ye geldik. 32. soruda şöyle bir şey verilmiş. Çekil 1'de verilen makas modeli kapalıyken Böyle uzunluğu a birim olarak verilmiş. Sonra 3 tane aynı makas bu şekilde tamamen açıkken ve tam açık halde 120 dereceymiş. Tamamen açıkken aradaki mesafe b birim olarak verilmiş. E bizden a artı b verilmiş. A nedir diye soruluyor bize. E, işlemimizi yapalım. Nasıl bir işlem yapacağız şimdi burada? 120 derece açtık ya. Şu kenarlar birbirine eşit. Yani şurada şöyle bir şey olacak. Hatta ben şekli şöyle bir büyüteyim istersen şunun üzerinde bir işlem yapalım. Hocam burada ben buraya x x dersem eğer şuradaki yükseklik lazım olacağı için bana e, buradaki yükseklik lazım olacak. E burası 120 bunlar 30 30 oldu ya. E şimdi 90'ın karşısı x gel. 30'un karşısının x bölü 2 olacak. O yüzden, o yüzden oraya x demek mantıksız geldi bana. Yani ben buraya ne diyeyim 2x diyeyim. Şurası 2x burası da 2x olsun. E o zaman 90'ın karşısı 2x gel. 30'un karşısı burada x oldu mu? Oldu. Aynı mantıkla şurayı da şöyle çizelim. Burada da 120 30 30 üçgeni çıktı. E bana buradaki yükseklik lazım olacak. E ben buraya da 2 ye diyeyim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı da ne yaptı o zaman? Y yaptı. Şimdi dikkat eder misin burada? Ne oluştu? Hocam burası 2x burası 2y. Yani şu uzunluk 2x artı 2 ye. E o zaman bu uzunluk 2x artı 2 ye. Hemen a'yı yaz buraya. 2x artı 2y diye yaz. Devam et. Yine aynı şekilde burası 2x'ti. Pardon burası 2y'di yine 120 30 30 üçgeni ya da 30 60 90 üçgenlerinden dolayı burası y çıktı. Yine aynı mantıkla şunu çizdim böyle ve şuradan dik çizdim. E burası da 2x'ti. O zaman burası da x oldu. Aynı şekilde burası da x oldu mu oldu. Şimdi şuraya bak bakayım. 2x artı x. 3x yaptı. Bir de şuradaki uzunluğu da ihmal etmeyelim. Buradaki uzunluğu da yazalım. Hocam burası da ne yapacak? 2y olduğundan dolayı burası da y yapacak. O zaman şu uzunluk tekrar bakalım x y y x x y yani 3x artı 3 y yaptı. O zaman b de 3x artı 3 y oldu. Şimdi bir bilgi vermişti bana. Ne a artı b a artı b a dediğimiz 2x artı 2 y artı b dediğimiz de 3x artı 3 y topladığın zaman 5x artı 5 y yaptı. İşte bu da 60 verilmiş. Buradan x artı y de kaç gelir o zaman? 12 gelir. Benden ne isteniyor? A isteniyor. A'ya bakacak olursak 2x artı 2 y'di. O zaman 2x artı 2 y'yi buluruz tabii ki. x artı y 12 olduğundan 2x artı 2 y'de kaç çıkacaktır? 24 çıkacaktır. Yani soru 32. soru ne çıktı? C. Han çıkar. Geldik 33. soruya. Evet burada yine bir eş yapıları kullanmış. Eş yapıları ÖSYM'nin sevdiğini her zaman bağıra bağıra sizlere söyledik. Eş yapılarda ne yapıyorduk? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemliydi. Şekil 1'de üçgen biçimindeki bir kağıt verilmiştir. Bu kağıttan 4 tane 4 adet alınıyor ve tabanları doğrusal olacak şekilde yani şu tabanlar doğrusal olacak şekilde yerleştirilmiş yan yana. Ve sonra burada S1, S2 ve S3 alanları oluşmuş. S1 artı S3 120 verilmiş. S2 alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi burada eş yapıları kullanacağız mı? Kullanacağız. Eş yapıları kullanacağız. Aynı üçgenler burada birer kenarları eşit kenarları böyle doğrusal olacak şekilde yerleştirilmiş. E ben burada neyi kullanabilirim? Hocam ben kenarların eşitliğini kullanacak olursam eğer şu, 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 şu kenar birbirine eşit mi? Eşit. Açıların eşitliğini kullanacak olursam eğer hocam açıların eşitliğinden dolayı burası alfa ise burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa değil midir? Evet. Yani buradan ne çıktı? Hocam şunlar birbirine paralel çıktı. Aa güzel bir şey oldu burada. Madem burada paralellik var ve bunlar da eşit orta taban çıktı. Yani burası A dersem ben eğer burası 2A oldu. Hatta ve hatta şu paralel şu paralel şu paralel ya Burada da 1 bölü 3 oranından A ise burası da 3A olmak zorunda. E aynı mantık devam edelim. Hocam buradaki şu açılar da birbirine eşit olacak. İşte buraya beta dersem. Hocam burası da beta burası da beta. Yani bunların da birbirine paralel olduğu anlamına geliyor yöndeş açıdan dolayı. E o zaman şunlar 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 birbirine paralel. Hocam burada ort taban çıktı yine. Ort tabandan dolayı burası B ise burası 2B olur. Hatta burada da yine şu paralelliğe bakacak olursak şu şu ve şu ya. Hocam burada da 1 bölü 3 oran var. B ise burası da 3B mi olacak? Evet. Hemen oraya da 3B'yi yazalım. E alfa beta 3. açı şurası. Yani şuradaki açı. Hocam buradaki açı. Hocam buradaki açı. Yani şu açıları gösterdim sana. Bu açılarda ne oldu o zaman? Eşit oldu. E alfanın kolları A'ya B. Alfanın kolları. E 2A'ya 2B. Alfanın kolları 3A'ya 3B. Kenar açı kenardan o zaman bunlar ne oldu? benzer oldu. Ya da açılara devam da edebiliriz aslında. E paralellikler var ya. E o zaman hocam şuradaki açılar da birbirine eşit. Yönde eşitten dolayı. Açı 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 benzerliğinden benzer çıktı daha doğrusu bunlar. Evet buradaki üçgenler açı 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 benzerliğinden benzer. Benzerlik oranı da A, 2A ve 3A değil mi? Yani 1, 2, 3. E benzerlik alan ilişkisi neydi? Hocam benzerlik alan ilişkisi benzerlik oranı 1, 2 ve 3 ya. Karesi olacaktır. 1, 4 ve 9 yapacak. Yani S1 dediğimiz A ise S2 dediğimiz 4A. S3 dediğimizde 9A olacak. Toplamda 10A'yı bize 120 vermiş. O zaman A'yı buradan kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Benden ne isteniyor? S2 alanı 4A isteniyor. Yani 4 çarpı 12'den cevapta kaç çıkacaktır o zaman? 48 çıkacaktır. Evet sorunun doğru cevabı. Yani 33. soru gerçekten güzel bir soru. Şuna şöyle bir yıldız atın. Eş yapılarda bak bu sefer neyi kullandırmış? Hem benzerlik kazanımını hem eş yapı var hem alan ilişkisi var. Güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri diyebilirim arkadaşım. Gerçekten çok hoş bir soru. Evet 30. soru. Ne çıktı? Balık esir çıktı. Geldik 34. soruya. 34. soruda da şöyle bir şekil bir de. Kenar uzunlukları 6 ve 8 olan bir dikdörtgen biçimde bir kağıt verilmiş ve köşegen boyunca kesilmiş. Sonra bu köşegen boyunca kesildiğinde Şekil 2'deki karton üzerine şekil 3'teki gibi konulmuş. E hocam burası ne üçgeni? İlk önce o üçgenlere bakalım. AB uzunluğu x nedir diye soruluyor. Şekli de şöyle bir büyütelim sizle birlikte. Şimdi hocam burası 8, burası 6. Ben buraya alfa, beta diyecek olursam burası da alfa, burası da beta mı oldu? Evet. Yani burada alfanın karşısı 8, betanın karşısı 6. Hocam bu tabii ki beta daha küçük bir açı olacak. O yüzden burası beta, daha küçük bir açı bu alfa olmak zorunda. Konuluyor ya bunlar şimdi burası. E o zaman burası beta. Yani betanın karşısı burada 6. O zaman buradaki üçgende de şu beta 90'sa burası da alfa yapacak tamamı. Alfanın karşısı burada ne yapacak o zaman? Hop şurası 8 olacak. E diğer üçgende de hocam şu açı beta olmak zorunda. Beta alfadan daha küçük ya. Çünkü 6'yı görüyor 8'i görüyor ondan dolayı. E o zaman burayı da 6'yı yazarız. Tamam. Şu kenarında 10 olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Şimdi burada açılara da dalalım mı? Bir şeyler yapalım mı? Yapalım. Hocam buradaki açılara da dalalım. Şuradaki küçük üçgenler de beni dikkatimi çekti. N ve M açılarına dalarsam ters açıdan e, şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta ne oldu? Bunlar eş oldu. Niye? M açısının karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı eş. Madem eş o zaman 90'ın karşısındaki kenarlar da birbirine eşittir. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. E hocam şu bir ikiz kenar. E şu da bir ikiz 13-13 olarak verilmiş. Onları kullanacağım ben demek ki. O ben bu ikiz bir tane yükseklik çizsem tabanı iki eş parçaya böler. 5-5 diye iki eş parçaya böler. Çünkü niye? Ya hocam ikiz kenar üçgen var. Şu ikiz kenar üçgen tabanda mevcut. İnsan olan tabanına ait yükseklik çizer. E burada da ikiz kenar üçgen ya. E, tabana ait yükseklik aynı zamanda kenar ortaya olmak zorunda. o e, zaman bunun orta dikmesi hop A köşesinden geçmek zorunda. O zaman burası doğrusal oldu. Ve ben şu uzunluğunda ne olduğunu biliyorum. Dikkat dikkat şu uzunluğunda ben şuraya 5 5 ya 5 12 13 üçgeninden 12 olduğunu bulabilirim. Şimdi ben buradaki y'yi bulursam eğer x'e de ulaşırım. Y'ye yoğunlaşmaya çalışalım. Evet ben y'ye nasıl yoğunlaşacağım? E şimdi beta 90 şurası alfa değil mi? Şu üçgenle büyük üçgen şuradaki üçgen yani bakın şu üçgenle büyük üçgenle benzerlikten y'ye ulaşabilirim. Alfa beta benzerliğinden dolayı. Beta'nın karşısı y beta'nın karşısı 6 yazalım. y bölü 6 eşittir. Sonra diğer üçgende hocam 90'ın karşısı yok. Boş ver. Alfa'nın karşısı var. 5 bölü öbüründe alfa'nın karşısı da 8'di. Hemen 5 bölü 8'i yazalım. 5 bölü 8 oldu burası. E sonra ne olacak burada? Devam edelim buradan. Y'yi de böylelikle sadeleştir. Sadeleştir. 4, 3, 15 bölü 4 olarak bulduk mu bulduk. Evet y 15 bölü 4 ise eğer. E şimdi ben bu uzunluğun 12 olduğunu biliyorum. Yani x artı 15 bölü 4. Şuradan bahsediyorum. Bak x ile 15 bölü 4'ün toplamı neye eşit? 12'ye eşit. E bu 12'ye eşitse eğer x de buradan 12 eksi 15 bölü 4 şeklinde bulurum. 48'den 15 çıkınca kaç kalıyor? 33 kalıyor galiba. Yani cevap 33 bölü 4 yaptı. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı Akça yaptı. 34. soruda. Evet güzel bir soruydu. Bu da güzel bir soru. Yani bu yapıda bir soruyu ÖSYM e yine sorabilir. Gerçekten hoş sorulardan biri. Eş yapıyı kullandırmış. X kenar kazanımı üst üste. Yani x kenar kazanımı var burada. Benzerlik var. Kazanımların iç içe olduğu soruları ÖSYM seviyor. Artık kazanım tek kazanımlı soru sormuyor. Farklı konulardaki farklı kazanımlarla karşımıza çıkabiliyor. O yüzden hoş bir soru lütfen dikkat. Evet 34. soruyu bulduk geldik 35. soruya. 35. soruda da şöyle sorunun tam anlamıyla gör bakalım sen. En kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısının formülü verilmiş. Tamam neyse. Şekil 1'de verilen dik üçgen biçimindeki 18 adet özdeş karton ile en küçük İç açılı. Köşeleri çakıştırılarak e, çakıştırılacak biçimde yan yana getirilecek şekilde şekildeki boşluksuz bir şekilde oluşturulmuş. Hmm. Hmm. Hocam 18 tane şöyle bir açı var değil mi burada? 18 tane küçük açılar böyle birleştirilmiş. Yani şöyle gösteriyorum. 18 tane bu açı. O zaman 360 bölü 18 ne yapıyor? 20 yapıyor. O zaman buradaki her bir açı 20'şer derece. E hocam burada da büyütülmüş hali var. O zaman büyütülmüş halinde kullanalım. Şu büyütülmüş halinde şu şekilde şöyle geldik şöyle geldik ve burası da kaç derece? 20 derece. Ve soru kökünde şu bir dik üçgen değil miydi? Evet dik üçgen. Hocam bu bir dik üçgense şuradaki dik üçgeni yerleştirelim. 20 90 ise burada kaç kaç derece? 70 derece. Ve burada eş yapıları kullanıyoruz. Bak dikkat. Hocam eş yapı. Şu kenar, şu kenar, şu kenar. Hep hipotenüsler değil mi? Yani bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani sen buraya bir bakacak olursan. Hocam bu hipotenüs. Bak şurası. Hipotenüs. E, burası da tamamı hipotenüs. Yani eş yapılar. Kenarların eşitliği önemli. E, o zaman şurası da hipotenüs. Burası da hipotenüs. Yani burada ne çıktı? Bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. Ve tepe açısı kaç derece? 20 derece. E tepe açısı 20 derece ise. 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. 80-80 çıkar bu açılar. E 70'i buradaysa. X'e de kaç derece kalır o zaman? 10 derece kalır. Yani... Kaçıncı soru? 35. soru. Böylelikle C Han çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Evet 36. sorudayız. Şekil 1'de verilen tablo ikizkenar dik üçgenin köşeleri konumunda bulunan 3 çividi. Hmm. Şimdi bir kere şu ikizkenar üçgen köşeleri konumundaymış bunlar. O zaman bu ikizkenar dik üçgenden hatta bu ikizkenarsa böyle böyle 22 bölü kök 2 şeklinde demeyelim de Şurada bir yükseklik çizecek olursan, şekli de büyüteyim sana. Şuradan bir yükseklik çizecek olursan, burası 11, burası 11, hatta burası da kaç yapmak zorunda? 11 yapmak zorunda. Peki devam edelim şimdi, soruyu okuyalım. Aynı tablo şekil 2'deki gibi x kenar dik üçgenin tepe noktasına konulduğunda ilk önce tablo şu iki uca konulmuş ve şu şekilde karşılaştık. Şöyle bir şekilde karşılaştık. Ya bu zemine paralelse bir kere, hocam bu yamuksa x kenar yamuk şeklinde olmak zorunda. E hocam bu da zemine paralelse bu da x kenar üçgen olmak zorunda. İpin tam ortasından tutulmak zorunda. Sonra şekil 1'deki konumunda x birim artmıştır. He. Şimdi bu şekildeyken konumu bu şekle geldiği zaman yükseklik olarak x birim yukarı çıkmış. İşte bu x nedir diye soruluyor galiba bize. Soruda verilenlere de bakalım. 70 var 72 var 22 var bir de 74 var. Yani bu 74 ne? İpin uzunluğu 74. İpin uzunluğu 74 ise zaman burası 37'ye 37 olur. İpin uzunluğu 74 ise bak dikkat et burada 22 var. 74'ten 22 çıkarttığın zaman kaç geliyor? Hocam 2 burası 52 geliyor. O zaman 52 ise bunlar 26 26 yapacak. Şuraları 26 26 olacak. E buradaki verilen bilgilerden artık sonuca ulaşabiliriz. İlk önce şu şekli büyüteyim sana. Şimdi bu bir ikizkenar yamuk, yamuk şeklinde dönüştü. İkizkenar yamuk şeklinde. İkizkenar yamukta ne yapıyorduk? Şu dikmeler bizim için önemliydi. Dikmeleri çizelim. Hop çizdik. Hop çizdik. Hocam burası 22. E tamamı 70'te bunun 70'ten 22 çıkarsan 48 kalıyor. O zaman bunlar 24 24 yaptı. E bu hocam 2'nin 12 katı. 2'nin 13 katı. O zaman burası da 2'nin 5 12 13 5 kat olur. Yani burası da kaç çıkar o zaman? 10 çıkar. Şimdi şuradaki yüksekleri bulduk. İşime yarayacak büyük ihtimalle. 11 10 ve sonra zemin olan uzaklığına bakmaya çalışacağız. Aslında buradaki şuradaki en üstteki çivinin şuraya olan uzaklığıyla buradaki en üstteki çivinin buraya olan uzaklığı arasındaki farkı bulursak sonuç bitecek değil mi? Olay bitecek. E o zaman biz de burada dik çizelim yine. Şurada da dik çizecek olursak bunlar 35-35 yaptı. E hocam şuraya A dersem A kare neye eşit? 37'nin karesi eksi 35'in karesine eşit. 2 kare farkı. 37 eksi 35'e 37 artı 35 yaptı burası. Şurası 2 burası 72 144 yaptı. A kare eşittir 144 ise eğer A'yı da buradan kaç buluruz? 12 buluruz. Evet A 12 oldu. Şimdi en üstteki çivilerdeki yükseklere göre bir yorumlama yapalım. Şimdi en üstteki çivinin şuraya olan uzaklığı ne? Hocam şuraya olan uzaklığı 11 10 daha kaç? 21. En üstteki çivinin Tabloya olan uzaklığı yani şuraya kadar olan uzaklığı kaç? 12. O zaman en üstteki çivinin uzaklığı ne kadar azaldıysa X odur. Yani yüksekliği o kadar azalmıştır diyebilir miyiz? Evet. 1'i 21. 1'i 12. Yani o zaman X neye eşit olacaktır? 21-12'ye eşit olacaktır. Yani cevabı çıkacaktır buradan böylelikle. 9 çıkacaktır. Evet. 36. soruyu böylelikle Edremit bulduk dostlar. Geldik bir sonraki soruya. Ama gelmeden önce şunu da söyleyeyim. Hadi bütün sorularda yorumumuzu yaptık. Bu soruda da bir yorumumuzu yapalım. Arkadaş bu soru benzeri bak şeyde çıktı. Nerede çıktı? Yanlış hatırlamıyorsam MSÜ'de çıktı. E MSV'de çıkan soruların benzerleri de genelde TYT'de çıktığı için, TYT'de ya da AYT'de çıktığı için bu soru AYT'de de çıkabilir bu arada. Yani sorular sadece TYT soruları değil. Ona göre e, bu soru TYT'de ve AYT'de çıkmaya aday sorulardan biri. Tamam? Çok değişik versiyonu çıktı bu arada. Aynı hizadaki çivilerde sormuştu. Bu sefer farklı hizadaki çiviler olduğu için bu mantıkla da bir soru gelebilir. O yüzden buna dikkat edin. Şöyle bir yıldız atayım buna. Geldik 37. soruya. Şöyle soruyu da büyüteyim. Büyümeye müsait bir soru. bir 1'de verilen deltoidin eş kenarlarından uzun olanın köş uzun uzun olanın uzunluğu 6 birim olarak verilmiş. Bunlar alt tanesi çakıştırılmış ve şekil 2 oluşturulmuş. Şekil 2'deki yıldızın çevresi nedir diye soruluyor bize. E uzun kenar arkadaş çevre isteniyor benden. Şu uzun kenara ben şuraya A dersem buraya 6 eksi A kaldı mı kaldı? A burada eş yapıyor. Hocam buradaki deltoid de burası da kısa kenara A yaptı. O zaman uzun kenar burada kısa kenara da A diyelim. Kısa kenar A A uzun kenarda 6. E hocam burası A. Burası da A. Buraya 6 eksi A kaldı. Aynı şekilde bak. Uzun kenar, uzun kenar. A dersem 6 eksi A. Burası da A, burası da A. E, burası da A ya. Buraya 6 eksi A kaldı. Burası 6, burası 6. E, buraya A dersem buraya 6 eksi A kaldı. A, A. Anladın olayı sen. Bunlar da 6, 6. Şimdi olaya bakalım. Şu şeklin çevresi isteniyor bizden. Hocam buradan sayıyorum. 1, 2 tane 6 yaptı. Şu ikisinin toplamı 1, 6 yaptı. 3, 4, 6. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 6 olacak. O zaman çevre ne eşit olacaktır? 12 çarpı 6'dan 72'ye eşit olacaktır. Yani 37. soru böylelikle balıkesir çıkar. Geldik 38. soruya. Aydınger kağıtları yarı saydam kağıtları olup birçok çizim veya kopyalama işleminde kullanılabilir. Dikdörtgen biçimindeki bir aydınger kayıt kağıdının iki farklı yüzüne Kenarları kağıdın kenarlarına paralel olacak biçimde. Şekildeki gibi birer adet kare çizilmiştir. E hocam bu bir kare. Ben şimdi şuraya bir A kenar uzunluğu dersem. Bu bir kare ya. Ya hocam o zaman burası A artı 7 ise burası da A artı 7. Burası da A artı 7 olacak. E sonra burası da A mı oldu? Evet. A buradan ne çıktı? Şu karenin bir kenarı A artı 17. Şimdi burası da 2A. Bak bak bak. Bunun tamamı da A artı 7 ya. O zaman buraya A artı 5 mi kaldı? Evet burası da A artı 5. E büyüğü de bir kareydi. E bu A artı 17 karenin bir kenarı. Bu da A artı 17 yapmak zorunda. O zaman bunları eşitleyelim. Yani ne diyeceğiz orada? A artı 17 eşittir. Şu uzunluk A artı 5 artı x'e eşit olmak zorunda. A'lar nanay oldu. 17'den 5 çıktı. X'i de kaç bulduk o zaman? 12 bulduk. Yani cevap böylelikle C an çıktı. 38. soruda. Geldik katı cisim sorularına. Evet şöyle bir soru var. Çekil bir de üst yüzeyi kare biçiminde bir masa ile küp biçimindeki bir kutunun üstten görünümleri verilmiştir. Evet karenin bir kenar uzunluğu kaç verilmiş bana? 180 verilmiş. E üstten görünümünde 180'i 3'e bölünmüş burada 60 60 60 yaptı. O zaman şu küpün bir kenarda kaç yaptı o zaman? Şu 60'ı ben de şöyle bir yazabilir miyim? Yazabilirim. E yükseklikte 95 olarak verilmiş. Buna göre diyor A ile B arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Ve A ile B kare yüzeylerin neleriymiş? Böyle üst yüzeylerin merkezleri. Kare yüzeylerin merkezleri. Bir kare yüzeyinin merkezi dediği zaman nedir? Ya köşegenlerin kesim noktasıdır ya da buradan dikmeler çizdiğin zaman iki eş parçaya bölecek anlamına geliyordur. E burada iki eş parçaya bölmesini kullanacağım ben büyük ihtimal. Ve şuradaki uzunluğa ait bir 90 derece karşılık mı getireceğim? Evet. O 90 derece. Ya masa yüzeyinden devam edip şurada şöyle bir dik üçgen oluşturabiliriz. Ya da hocam buradaki zemine diklikten dolayı burada da zemine dik çizip dik yamuktan dolayı şurada dikdörtgen oluşturup dik üçgen de oluşturabilirsiniz. Ama burada belli zaten şu şekilde de hamle direkt olabilir aslında. Hocam şuradan şöyle uzatıp zemine paralel çizip şuradan dik çizersem Pisagor bağlantısından sonuca ulaşacağım diyebilirsiniz. de. Şimdi burada aslında bunun zemine olan uzaklığı ne? Hocam zemine olan uzaklığı 95 olduğunu biliyoruz. E ben küpün de uzaklığı zemine olan uzaklığı kaç şöyle baktığın zaman 60 ya. E bu küpün yüzeyinden gittim ya ben burada. Üst yüzeyinden gittim ya şöyle zemine paralel gittim ya. Burası 60 ise burası 60 demek burası da 60 demek. O zaman burada 60'ı yazalım. E buraya ne kaldı o zaman? 35 kaldı. Evet burayı 35 bulduk. Sonra bana şuradaki uzunluk lazım olacak. E hocam zaten ben şu masa yüzeyiyle burası zaten aynı düzlemsel zaten değil mi? Buradan buraya geldim. Yani buradan buraya geldim. E buradan buraya dik çizdiğinde bir kenar atmış ya. Bir kenar atmış olduğundan burası 30 yapacak. E burada da aslında zemine paralel çiziyorum. Şu masanın şuradaki dik kenar olacak burası da. E bir kenar 180 ise o zaman buraya kadar kısmı da 90 olacak. Yani şu parçalar neye eşit oluyor? Hocam şuraya kadarki parçası kaç? 30 tam merkezden indirdiğinde. Şu tam merkezden indirdiğinde buraya kadar parçası da 90. Yani şuraya kadar parçası 90 yaptı. Yani şu kırmızı üçgenin kenarlarına bakar mısın şimdi? Burası 35 yaptı. Şu kırmızı üçgende bak 35. Burası da 90 artı 30 yaptı. 90 artı 30 da nedir? 120'dir. E ortak çarpana bakalım. Burası 7 çarpı 5. Burası 24 çarpı 5. E o zaman 7, 24, 25 üçgeni. Burası da 25 çarpı 5 olmak zorunda. Yani burası ne yaptı? 125 yaptı. Dolayısıyla 39. soru B seçeneği oldu. Ve geldik son soruya. Şekil 1'de dikdörtgenler prizması biçiminde bir takı kutusu verilmiştir. Bu kutunun kapağı kapalı konumda iken kutunun üst ayrıtları kapağın iç kısmına değmektedir. Evet üst ayrıtları kapağın iç kısmına değiyor. Bak şuradaki üst ayrıtları iç kısma değiyor. Dikkat. Hocam bunun tamamı 10 ya. E buraya ne kaldı o zaman 7 kaldı. Hemen şurada da bir 7'yi yerleştirelim böyle. Tamam kapağın iç kısmında yalnız buraya da dikkat et. Sonra ne diyor? Devam edelim burada. Kutunun taban merkezi M ve kapağın merkezi O olmak üzere. Hmm. Şurası. Hemen şöyle verilmiş. Hatta şeklinde şöyle büyüteyim. Şu merkez burası bunun merkezi burası. Şuradaki uzunluk ne yapıyor? Buraya da bir ip bağlanmış. Böyle uzayabilen bir ip lastik ip diyebiliriz. E hocam burası 11 birimse burası da ne oldu? 11 birim oldu mu? Oldu. Sonra devam edelim okuya. Okumaya. Kapak kırmızı renkte gösterilen karesel bölgenin merkezine yerleştirilen silindirik bir mekanizma sayesinde açılıp kapanabilmektedir. İşte ee, oraya okumuş buyduk. Bu karesel bölgenin bir kenarın uzunluğu 3 birim kutunun genişliği ve yüksekliği sırasıyla 16 ve 10 birim olarak verilmiş. Sonra kutunun kapağı şekil 2'deki gibi 90 derece açıldığında lastik kapağın kapalı konudaki uzunluğuna göre kaç birim uzadığı soruluyor bize. E, şimdi buradaki ağırlık merkezlerini de kullanayım ben. Hocam şu ağırlık merkezi ise eğer. Yani dikdörtgenin ağırlık merkezinde ne yapacaksın? Şuradan bir dik çizdiğinde iki eş parçaya bölüyor 8. Burayı da dik çizdiğinde burayı da iki eş parçaya bölecek. Şöyle dik çizdiğinde. Ee, burada da bir dikdörtgen çıktı. Yani şurası 8 ise burası da ne olacak? 8 olacak. Hatta burası da ne olacak? 8 olacak. Evet. Şurası da şöyle 8 oldu. Burası da 8 oldu. Sonra ben bu kapağı açtım mı? Açtım. Kapağı açtıktan sonra dikkat et. Şu kısım içeride değil miydi kapağın? Şu kısmı içeride olduğu söylenmişti. Sen kapağı açtıktan sonra hocam burası 16 mı yapar? Hayır. İçerideki kısmı da birlikte 16 yapmayacak mı? Evet. Yani dikkat et. Senin şurası 3 birimse burası 13 mi kaldı? Aynen öyle. Şimdi bana buradaki uzunluk isteniyor. Buna karşılık ne yapmam lazım? Dik üçgene karşılık getirmem lazım. Şimdi dik üçgene karşılık nasıl getireceğim? Hocam şuradan zemine dik çizsem. Hatta ilk önce şuraya zemine dik çizsem Hocam iki eş parçaya bölecek. E, bu iki eş parçaya bölmüş hali Alt tarafı da şey yapar e, 90 derece böler. Hocam bu merkezden de tam böyle orta noktaya geldiğim zaman Burası da 90 derece olmak zorunda. Yani burada bir dik üçgen çıktı mı çıktı. Şimdi dikkat. Şöyle hatta çek de büyüteyim sana. Dikkat dikkat. Hocam şu merkezden şuraya dik çizdiğim zaman Şu uzunluğu bulacağım. E, burası bana 16 verilmişti. Burası 16. E, o zaman burası kaç çıktı? 8 e buradaki uzunluk nedir? E hocam şuradan dik çizdiğimizde zaten 8 8 oluyordu burası. E hocam burası 8 iken burası 8 değil. E kapağın iç kısmında da 3 birim vardı ya. Hani şöyle geldik. 8 burası. Eyvallah 8 buraya kadar olacak. Yani buraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. Tamam. Yani 3 birimlik kısmı içerideydi. Ondan dolayı buraya 5 kaldı. E burası 5. E o zaman ben şu yüksekliğinde 10 olduğunu biliyordum. Yani burası da 7. Toplamda burası 10. Şurası 10 yaptı. O zaman dik üçgene dikkat. Şuradaki dik üçgende bir kenar 8 diğer kenar 15. 8 15 17 üçgeninden burası 17 yaptı. Önceden şuradaki ipin uzunluğu şu lastik ipin uzunluğu 10'du. Şimdi 17 oldu uzadığı zaman. E ne kadar uzamış oldu o zaman? 17'den 10'u çıkarttığım zaman 7 uzamış oldu. Yani 40. soruyu böylelikle ne bulduk? Denizli bulduk. Evet şimdi bütün böyle denemeyi gösterecektim ama her soruda sana zaten soru ÖSYM'de şöyle geldi böyle geldi diye yorumladım. E bunları da yorumlamayalım ama şu katı cisimlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Yani buradaki katı cisimlerde yani şuraya bakacak olursak bu katı cisimlerde uzunluk ölçülerini böyle baz alarak sorulmuş bu denemede. Ya hocam iki soru da böyle mi çıkar? Hayır hani bu denemede sana bunu öğretmeye çalışmışız dikdörtgenin ağırlık merkezini, işte uzunluk bilgileri, dik üçgenli uzunluk nasıl bulunur şeklinde onu öğretmeye çalışmışız. Normalde bir denemede ne gelmesi lazım? Hani burada da bir eleştiri yapalım. Ee, bir tane soru, mutlaka bir tane soru hacimle alanla ilgili bir soru olması lazımdı. Ee, burada iki soruyu birden uzunluk öğretelim diye yazılmış diyelim. Diğer sorularda zaten o alanıdır, hacimidir zaten göreceksin. E hatta sözel bir soru mutlaka. Yani %90 ihtimaliyle özellikle TYT'de iki tane soru geliyor ya. Bir tanesi sözel olacak şekilde bir katı cisim sorusuyla da karşılaşacaksın. Neyse burada da katı cisimlerde sana uzunlukla ilgili işlemler öğretilmiş oldu. 90 derece nerede oluşur? Nasıl oluşur? Onları öğrenmiş olduk. Evet böylelikle gençler olayı bitirdik mi? Bitirdik. Deneme 3'ü çözmüş bulunuyoruz. Çok güzel sorular vardı yine. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede. Deneme 4'ün çözümünde. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.